Evet, görüntüler böyle sevgili seyirciler. Şimdi konuyla ilgili detayları, ayrıntıları almak üzere telefon hattımızda 24 İstihbarat Şefi Kahraman Poyrazoğlu var. Kahraman Poyrazoğlu, yayınımıza hoş geldin. Evet Gökhan, şimdi az önce görüntüleri ekranlara getirdik. 24 ekranlarında izleyicilerimizle paylaştık. O kaçak göçmenlerin kaçtıkları, firar ettikleri diyelim anlar da ekranlara geldi. Yaklaşık bir saat kadar önce koğuştaki yorganları ve yatakları ateşe verdi kaçak göçmenler ve işte o yangından faydalanarak bir karışıklık, bir kaos ortamı yaratarak sonrasında da firar ettiler, kaçmaya başladılar. Tabii göçmenlerin tutulduğu bu merkezde polis ekipleri de var ama sayıları anladığımız kadarıyla yeterli değildi. Dolayısıyla o karışıklıktan, yangından faydalanan kaçak göçmenler bir anda firar ettiler, kaçtılar. Hemen olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hatta polislerin havaya ateş açtığı anlar da ekranlara geliyor, izleyicilerimizle paylaştık ama yine de o kaçak göçmenlerin firar etmelerine engel olunamadı. Tabii polis ekipleri şimdi bir yandan merkezde kalan diğer kaçakları tutuyor, onların kontrolünü sağlıyor. Bir yandan da İstanbul sokaklarına, Kumkapı sokaklarına dağılan o kaçak göçmenleri yakalamaya çalışıyor. Çünkü bugün bize gelen bilgiye göre sınır dışı edileceklerdi. Dolayısıyla sınır dışı edilmemek, yani Türkiye'den gitmemek için böyle bir eylem gerçekleştirdiler. Daha önce de benzer eylem girişimleri söz konusu olmuştu. O merkezde daha önce de yangın çıkmıştı. Ancak öyle görünüyor ki kaçak göçmenler bu kez daha seri davrandılar ve az önce de söyledim, koğuşlardaki yatakları, yorganları ateşe verdikten sonra, yani biz yangın çıkardıktan sonra da firar girişiminde bulundular. Gelişmeleri tabii takip ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki kısa sürede kaçak göçmenler yakalanıp tekrar merkeze getirileceklerdir diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yine 24 ekranlarında paylaşmaya devam edeceğiz. An be an aktaracağız gelişmeleri. Teşekkürler Kahraman Poyrazoğlu, aktardığın bilgiler için.